Merhaba sevgili takipçilerim. Elmas'ın Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olsan çok şükür iyiyim. Biraz daha iyiyim. Geçen gün selam videosu göndermiştim. Hefilant Flower. YouTube ismi. Ona da kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Fatma Kamber ablama selam olsun. Fatma Öz ablama kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun canlar. Bugün Elmas'ın Hayatı ne yapıyor? İlk olarak da sabahleyin erkenden kalktım. İki gündür üzerimizde bir kırgınlık var arkadaşlar. Hepimiz aile boyu. İlk başta Ayhan rahatsızlandı. Sonra İbrahim Efe'me geçti. Daha sonra eşime geçti. Sonra bana geçti. Bende pek bir şey yok. Hani öksürek pıskırak. Sadece şu bel kısmımda, şu sırtım falan ağrıyor benim de. Allah kimseyi yataklara düşürmesin. Bugün gözleme yapacağım canlarım. Elmas'ın Hayatı biraz yattı. Evlerimi temizledim. Çamaşırlarım falan vardı, onlar topladım. Normal günlük yaşantımızda neler yapıyorsak onları. O zaman ne yapalım? Mutfağımıza geçelim. Gözleme tavamızı bir deneyelim bugün. Siftahına bir börekler yapalım canlarım. Hadi mutfağımıza geçtik arkadaşlar. Şimdi böreğimiz için gerekli malzemelerimiz şöyle. Doğranmış ıspanağımız var. Sucuklu börek yapacağım. Ayrıyeten peynirli, köy peynirinden. Ispanağımın içine biber katacağım. Domates, 5-6 diş de sarımsak doğradım. Şöyle bolca da soğan ekleyeceğim. Bol soğanlı gerçekten çok güzel oluyor. Baharatı için de salça, toz biber, tuz, karabiber ekleyeceğim. Birazcık da yağ dökeceğim. Şimdi ilk olaraktan iç malzemesini hazırlamadan hamurunu bir yoğuralım sizlerle birlikte canlar. Bu kadar yapacağım. Siz de kendi aile bütçenize göre yoğurun değerli takipçilerim. Şöyle biz biliyorsunuz 4 kişiyiz. İkişer börek yesek. Vallahi böyle de bilemedim ama yine de göz kararı yapmaya çalışacağım. Ölçülü değil yani hamurum. Yeter herhalde. Şöyle sıcağıyla gerçekten çok güzel oluyor canlar. Azıcık tuz alacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu. Şöyle göz kararı da birazcık yağ dökeceğim. Niye yağ döküyorum? Gözlemelerimi hamuru böyle hafif ağza aldığın zaman çıtır çıtır olsun diye arkadaşlar. Soğuk suyla yoğuracağım. Bismillah diyelim. Gözleme hamuru biraz annem sert yoğururdu ama ben bunu tavada yapacağım için fazla sert yoğurmayacağım. Göz kararı yapacağım. Size birazdan nasıl bir kıvamda olduğunu göstereceğim canlarım. Mutfakta iş yapmayı çok seviyorum. Bazı takipçilerim yorum bırakmış Elmas'ım. Biz mutfağı sevmiyor, bugün ne pişirsek diye şaşırıp kalıyor diyenler de var. Yorumlarınızı da okuyorum biliyorsunuz. Ama ben gerçekten mutfakta uğraşmayı, mutfakta bir şeyler yapıp onları yedirmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Ortaya koyduğum zaman, böyle iştahla yendiği zaman çok mutlu oluyorum ben. Fazla sert olmasın hamurum. Çünkü hemen yoğurma işlemine geçeceğim. Yapma işlemini. Şu ıspanağımı güzelce soğanını, biberini, domatesini kavurayım. Şuradan birazcık su akıtalım şöyle. Sert olan yerleri yumuşatalım. Şöyle hamurumu görüyorsunuz canlar. Çok da güzel oldu. Hatta elimde hamur hiç kalmadı. Hamuru güzel yoğurduğumuzu nereden anlarız? Elimizde hamur kalmayınca anlarız. Şimdi ben bunu bezeler haline getireceğim.
Kaç börek olacak? Hamurumuz. Şöyle. Güzelce. Unu kalmayacak şekilde yoğurdum. Biliyorsunuz gözleme tavam pek büyük değil. Ona göre beze alacağım sevgili takipçilerim. Şöyle. Şuradan da bir tane tabak alayım. Onda da unlamasını yapalım. Şöyle. Unlamasını da burada yapıyorum. Hepsini bir boyda yapmaya çalışıyorum. Sevgili takipçilerim, benim verdiğim tarifle 10 tane beze çıktı. Tam 10 tane. Şöyle unlayayım. Birbirlerine yapışmasınlar. Hepsini aynı boyda almaya çalıştım. Büyüklü küçüklü olsa bile fark etmez. Şöyle üstünü örteyim bezelerimi. Şimdi ellerimi yıkayayım. Böreğimizin iç harcını yapma işlemine geçelim canlarım. Şöyle mutfak bezimi de getirdim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ocağımı sildim. Şöyle göz kararı birazcık yağ döktüm. Yarım çay bardağı kadar. Hemen soğanımı ekliyorum canlarım. Serkan ıspanaklıyı sevmiyor. Onu da sucuklu yapacağım. Soğanım güzelce kavrulsun. Daha sonra biberimi, domatesimi ve sarımsağımı ekleyeceğim. Ben de bu sırada şöyle tabağımı alayım. Ne yapacağım? Sucuğumu doğrayayım. Sizler bugün ne pişiriyorsunuz sevgili takipçilerim? Akşama ne yemeğiniz var? Ben birazdan çay koyacağım. Her gün yemek yap yap olmuyor. Bugün de değişiklik olsun. Gözleme tavamı o yüzden aldım zaten. Gözleme tavamın markasını soranlar var. Markası... Bu videonun altına yorum bırakırsanız orada söylüyorum canlar. Hani reklam amaçlı olmasın diye. Daha bugün ilk defa kullanacağım. İnşallah memnun kalırım. Eğer seversem pişirmesini sizlere zaten videomda söyleyeceğim biraz sonra. Sevdim ya da sevmedim diye. Biliyorsunuz sevdiğimi severim, sevmediğimi de sevmem. Mesela şey aldık BİM'de mısır patlatma şişesi aparatı. Hiç sevmedim arkadaşlar. Fiyatı 9 TL'ydi ama gerçekten 5 kuruş gitmez benim gözümde. Aldım ama çocuklara yaptım. Hem patlamıyor, yakıyor. Hem de ben pek bir lezzetini göremedim mısırların. Sevgili takipçilerim. Şimdi gözlemelerimi de burada pişireceğim. Gözleme tavamı da getireyim. Bu arada sucuğumu sizlerle sohbet edeyim de görüyorsunuz doğradım. Bu da ev yapımı sucuğum. Kendi sucuğumuz.
yiyelim, yiyelim. Gözleme kantamı da çıkaracağım biraz sonra. Biberim güzelce kızarsın. Ayımı da şöyle koyayım canlar. Soğanımı güzel karıştırayım. Birazcık da böreğimin içinde pişsin. Şöyle diğer malzemelerimi de ekleyeyim. Bunlar da güzelce kavrulsun. Biz bunlar güzelce ölsün dedik. Domatesin biberimi ölsün dedik. Kavrulsun diyor arkadaşlar. Sizlerin söyleyeminiyle. Şöyle azıcık tuz ekleyeceğim. Bismillah. Bu arada gözleme tavam bu. Canlar. Gözleme tavamı getirdim. Şöyle kaplapla odun kesiyormuş. Bunu oradan getirdim. Lazım olur belki diye. Tam da buraya göreymiş. İnşallah gözlemeyi güzel açarım bundan. Getirdiğime değer. Sevgili takipçilerim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da salça koyacağım. Ustamda salçayı ben çok seviyorum. Biberimin hiç acısı yok. Serkan pazardan almış. Normalde bahçemin biberi olsaydı o zehir gibiydi. Acı da tatlı oluyor ama. O zaman ne yapalım bunu acı yapmak için? Azıcık toz biber ekleyelim. Azıcık da karabibere boğayalım. Ondan sonra acılı börek olsun. Değil mi sevgili takipçilerim? Hatta bunu hiç domatesli biberini pişirmeyenler var. Bu şekilde pişirmeyenler direkt çiğden börek yapanlar da var. Ben birazcık pişirdiğim zaman böyle kokulu oluyor. Seviyorum canlarım. Şöyle azıcık kızarttım. Ispanağımı da ekleyeceğim. Ispanağımı bayağı olduydu alalım. Gözleme tavam bekledim arkadaşlar. Bugüne kısmetmiş. Bu arada İbrahim Efendi de geldi. Hemen kapıyı açayım ben. İbrahim. Aşkım geldin mi? Geldin mi Anişko? Kapını dön de kendimiz girmesin. Şimdi ocağımın altını kapatayım canlar. Şöyle büyük borcamımı aldım. Bunun içine ekleyeceğim ki karıştırması daha kolay olsun diye. Şimdi bunun içine tuzunu ekledik. Biraz toz biberle karabiber ekleyeceğim. Anladın mı annem? Brahim. Şöyle toz biber. Karabiberi de ekledim. Bunu güzelce bir karıştırayım. Sıcağıyla ıspanağı da pişiriyor bu. Hatta bunun içine azıcık da annemin peynirinden ekleyeceğim. Çok az. Şöyle ağzını bağlamıştım. İnşallah çözebilirim. Bizim burada dipi falan
Çözdüğün zaman dolaşmış ipi geçim ehli sindirler. Bu arada mutfağım soğuk arkadaşlar. Sırtıma bir ceket daha giydim. Şöyle azıcık da peynir ekledim. Yeterli. Şu çayımın altını kısayım. Daha böreklerim ortada yok. Şimdi o da kaynar, soğur. O zaman da hiçbir tadı kalmaz. Yavaş yavaş bizimkiler döküldü. Gelmeye başlıyor arkadaşlar. İbrahim Efe'den başladık. Şimdi birazdan Ayhan gelir. Ayhan da geldikten sonra Serkan'ı telefonla çağırmak daha kolay oluyor. Çünkü onu gönderen göndermeyen yok. Bunların okul saati var. Onu bekliyorum ben. Şöyle iç harcım güzelce yaptım. Şimdi bu burada soğuya dursun. Bismillah diyelim. Böreğimizi açma işlemine geçelim canlarım. Yazmıyor. Şöyle bismillah diyelim. İlk bezemizle başlayalım. Şu bezimi de şuraya koyayım ki gitmesin ve sağa sola gitmesin. Mermer olduğu için götürüyor bezi. Bezimi görüyorsun arkadaşlar, koydum. Hamur açmayı, hamur yapmayı çok seviyorum. Mutfağımız soğuk mu diye soranlar var. Videomuzu izlerken ağzımızdan buhar çıkıyor Elmas Hanım. Mutfağımız soğuk mu diyenler var. Mutfağımız soğuk canlarım. Üşümüyorum aslında ama işte bel rahatsız olunca ister istemez kendiliğinden vücut üşüyor. Normalde ben hiç üşümüyorum şu an. Artık gözlemeyi yapmayı seversem 2-3 kere bir gözleme günümüz olur. Çünkü biz böreği çok seven bir aileyiz. Hani ailece seven biriyiz böreği. Şöyle fazla un atmayalım. Unsuz da açılıyor zaten hamurumuz. Mayasız olduğu için hiç bekletmedim arkadaşlar. Sadece böreğimin iç malzemesini yaparken birazcık bekledim. Bu tahtamda tam beze açma, gözleme açma tahtası oldu vallahi. İyi ki getirmiştim. Bazen bazı şeyleri değerlendirdiğim zaman kendimi çok seviyorum. Normalde bu şimdi sobaya atılıp odun olacak, yanacaktı arkadaşlar. Bir de yüzü böyle parlak olmadığı için sevgili takipçilerim tutmuyor hamuru. O yönü de çok güzel. Şöyle böreğimi de iç malzemesini getireyim. Sıcak sıcak. Birazcık su olsa olurdu aslında ama inşallah bir şey olmaz. Şöyle silikon taşıyı çıkaracağım arkadaşlar. Şuradan bir tane normal kaşık alacağım. Şimdi Ayhan'ın da gelir. Şöyle gözlemimi tekrardan kapatayım. Kenarlarını da elimle kapatayım. Hamurum o kadar güzel ki
yazarım ama gerek yok. Sevgili takipçilerim. İlk gözlememiz hazır. İnşallah gözüküyordur. Şöyle bir de sizlere yakından göstereyim. Gözlememiz bu şekilde. Bir de sizlere şöyle yakından göstereyim dedim. Bu sefer birazcık çok un ekledim. İlk zamanda un ekleyelim ki son zamanda eklemeyelim. Haşması kolay olsun. Bu arada ikindinin okunuyor arkadaşlar. Rabbim ezanımızı dindirmesin, bayrağımızı hiç indirmesin. Kurban olduğum Allah. Vefat edenler var, ölümler çoğaldı. Allah'ım ailelerine sabırlar versin. Onların da mekanlar cennet olsun inşallah. Rabbim korktuğundan kurtarsın herkesi. Bunu da Serkan'a yaptım. Şimdi gelir. Şöyle gözlememi bir çevireyim arkadaşlar. Daha pişmemiş. Altını biraz açayım. Şimdi onlar pişerken ben bir taraftan tekrar gözlemelerimi açmaya devam edeyim canlarım. İbrahim! İbrahim! Sen neydi böyle yiyeceksin annem? Gel bakayım bir buraya. O da sucuğu sever büyük bir ihtimalle. Yine de sorayım. Ay yanımda ne olsa yeri o aramaz pek. Şimdi benim yanımda, mesela ben şu an yapıyorum ama yanımda birinin olmasını istiyorum arkadaşlar. Onunla böyle sohbet edeyi de yapmak istiyorum bu hamur işlerini falan. Hamurumuz da hemen açılıyor, gayet kolay açılıyor.
Şöyle bir bakalım. Bismillah. Daha yok. Görüyorsunuz arkadaşlar, daha o pişmedi. Ben diğer böreğimi de açtım. Şimdi Serkan'ı da çağırayım. Şimdi birazdan çayımız da kaynar. Gözlemeleri sıcak sıcak yiyince tatlı oluyor, çünkü soğuduğu zaman pek bir lezzeti, bir anlamı kalmıyor. Şunu da geri çevirdiğim zaman şu şekilde, burası gözlemenin ters tarafıdır. Annem hep böyle yapardı. Ben de annemden öyle gördüm sevgili takipçilerim. Hani ben de gördüğümü sürdürmeye çalışıyorum. Sizlere de annemden gördüğümü paylaşmak istiyorum. Genelde anne tarifleri yapıyorum. Çünkü hani ben ne gördüysem annemden, kayınvalidemden gördüm. Onların gösterdiği gibi yapmaya çalışıyorum canlarım. Bayağı içinde bolca koyuyorum. Bu gözleme tavasını çok önerenler oldu. Çok güzel pişiriyor. Eşit taraf, eşit pişiriyor her bir tarafı diye dediler. O yüzden aldım. İnşallah bakalım, görelim bugün. Dedikleri gibi çıkar inşallah. Haydi bismillah. Nasıl yapacağız? Şu şekilde yapacağız. Çünkü diğer türlü yaptığımız zaman gözlememizin bu kısımları şuraya gelecek. O yüzden ters oluyor. Hamurum biraz özsüz. O yüzden görüyorsunuz kopuyor arkadaşlar. Ama gözlemeler gerçekten güzel olacak herhalde. Şöyle yakından göstereyim. Kızarmaya başladı. Diğeri de aynı şekilde pişiyor. Çayımı da koydum. Böreklerim hazır. Biraz sonra soframızı kurarken gözlemelerin pişmiş halini sizlerle göstereyim canlarım. Sevgili takipçilerim, böreklerim piştikten sonra gözlemelerim şu şekilde. Hafiften yağlıyorum margarinle. İsteyen yağlamaya da bilir. Ben biraz yumuşak olsun diye yağlıyorum bu şekilde. Çayımız da Serkan demledi arkadaşlar. Şu şey, sucuklu. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizler vallahi hastayız. Söyledim. Dün çok kötüydüm ama bugün biraz iyiyim. 2 gündür hastayız ama çok şükür ayaktayız bugün de. Allah'ımıza bin şükür. Allah hasta olanlara da şifa versin. Amin. Ben yine duramadım. Ben üşüyorum valla, gidiyorum ben. Gözleme yaptım. Mutfağımız gerçekten soğuk. Gözleme tavasını çok sevdim arkadaşlar. Gerçekten söyledikleri gibi takipçilerimizin her bir tarafı eşit bir şekilde kızartıyor. Şu da alışkın değilim ya şuna da. Bu da elime bir şekil geliyor. Alışkın olmadığımda. Tam da buna böyleymiş bezelerimde. Zaten az bezem kaldı. 5 tane bezem kaldı arkadaşlar. 10 taneydi bezem. 5 tanesini yaptım. Çayımız da demlendi. Şimdi soframızı kuralım. Ben şu böreklerimi de yapayım.
Soframızda gözlemelerimizi yerken sohbet eşliğinde görüşürüz canlar. Sevgili takipçilerim, şöyle bardaklarımız Serkan götürüyor. Ben de böreğimi bitirdim. Mutfağım bu şekilde. Biraz sonra yemeğimi yedikten sonra toparlayacağım canlar. Mutfağımızın tezgahı bu şekilde. Börekler oldu. Çaylar konuldu. Gelin ha dostlar. Hep birlikte yiyelim. Son böreklerimiz de bunlar. Şöyle yakmadan gayet güzel pişiriyor. İçine peynir de koyduğum için annemin peyniri kaynıyor arkadaşlar. Sevgili takipçilerim, ben söyledim. Biraz önce yemeğimizi yedikten sonra toparlarım diye. Yine duramadım, şöyle bir kısım topladım. Tahtamı falan güzelce yıkadım. Ocağımı da temizleyeyim arkadaşlar. Şimdi gözlemim sıcak sıcak bir. Hadi kuşum, bebeğim yavaş. Hepimiz iyi hastayız valla. Ah, ben de canım çıkacak. Gel. Gel benim. Gel benim. Gel benim. Valla çok kötü hastalanmış dostlar. Serkan? Eve girdi, biliyor musun? Lavaboda mı ki? Olabilir. Ben şöyle sobanın şişine bir film vereyim. Bismillah. Çayımız da demlenmiş. Bugün de böyle olsun arkadaşlar. Evet. Yemek yapmadım. Gözleme yaptım. Gelip verdim. Sana da yumurtalı yaptım. Yanabileyim mi şuna? Gel annem, sana yumurtalı gözleme yaptım. Tamam, karnı oluyor mu içeriden? Gel kuş. Ekmek yemeden şurup içilmez ki. Açıklanıyor lan. Şu şeyi vur derdim. Kalepini kolundan. Ne buradan? Serkan zeytin almış gelmiş. Gözlemenin yanına koydum. Gözleme sade tatlı oluyor. Gel İbrahim gel. Niye anne? Sana peynirli börek yaptım. Ispanaklı yaptım. Babana sucuklu yaptım. Şu da orayı silerken yanıyormuşmuş. İyi yakmadan pişirdim maşallah. Şu mu ki sucuklu? Şu sucuklu. Şu da yumurtalı, yutma, ipuşuma, yutma. Bakın. Gel ben. Bak yutma yaptım, gel annem. Baban sana dursun de bir gel. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de yanık yiyeyim de yanık para bulun. Ya. Böyle diller küçükken. Ben bunu kandırıyorlar demiş. He. O çaylar ne yarın olur? Duydun mu? Hmm. Yok, hep aynı. İş yapana iş çok. Hemen canım istedim gayet ben börek yaparım. Gözleme tavayı iyi ki almışsın. Çok memnun kaldım arkadaşlar. İyi ki tavsiye etmişsiniz. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi esirgemeyin. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.